Evet, yavruların oraya doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi pek kimse yok. Gerçi bugün sokağa çıkma yasağı yok ama yine de boş. Ama tabii arabalar geçiyor tek düz. Ne yapalım? Aç mı kalsın çocuklar? Bari elimizden gelen şu kemikleri verelim. Yakışıklı. Yuvarla bakalım onları. Yakışıklı. Eğer et severseniz kesinlikle kaçırmamanız gereken bir tarif yapacağız. İpuçlarını veriyorum. Dana ilik, kuzu pirzola, hem de 2 gün boyunca yaptığımız marinede bekleyen, artık tamamen aromasını içine çekmiş kuzu pirzolalarımız burada. Marineyi nasıl yaptığımızı merak edenler videonun sonundaki bitiş ekranından kuzu pirzola marine videosunu izleyerek öğrenebilir. Şu anda saat gecenin 2'si. Eğer bu tarifi yapıyorsanız önemli nokta, mutlaka ve mutlaka sıralamayı doğru yapmalısınız ki kısa zamanda bütün tarifi çıkartabilmek için. Bu arada herkese selam, herkese merhaba. Bebek patateslerimizi şöyle 7, 9 tane yeterli. Suyunu ekledik. Altını yaktık, fişek gibi tarife başladık. Bu arada şunlara bir bakalım. Tam 2 gün ve müthiş bir marine tarifi verdik. Etlere bakar mısınız? Bembeyaz olmuş. Bembeyaz. Hemen burada dolaptan çıkardık. Sırasını beklesin. Bir yarım saat önce oda sıcaklığını çıkartırsanız müthiş sonuçlar alırsınız. İliklerimizi görüyorsunuz. Dana ilikler. Bunlar da müthiş seçtik. Tamamen ilik. Görüyorsunuz değil mi? İçleri tamamen ilik. Muntazam kesilmiş. Kesinlikle kemik parçasının boğazımıza takılma riski yok. Bakmayın, bizim kanalda çok sesi çıkmayan ama çok fazla erkek et sever izleyicilerimiz var. Onlar bilhassa bu tarife bayılacaklar. Hemen ilikler için bir sos yapalım. Şöyle bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı sarımsak tozu, yarım çay kaşığı karabiber, bir limonun 1/3, zeytinyağı. Bakın, aç çektiği değil yalnız, zeytinyağı, çünkü aromasına ihtiyacım var. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar. Biraz daha kekik kırarak. Evet, ölçüleri çoğaltmak, azaltmak size kalmış. Damak tadınıza göre. Ben tarifi veriyorum. Balık tutmak size kalmış. Evet, harika. Ben gastronomi tepsi kullanacağım. Siz normal fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Tamamen aromasından faydalanmak istediğim için şöyle zeytinyağı, tuz, kesinlikle yapışma olmasın diye tepsinin her yerine şöyle yağlamak çok önemli. Bu arada saat 2. 2'de uğraşılır mı Koray demeyin. Ben uğraşırım. Zaten canım sıkılıyor şu anda evde. Dana iliklerime şu yaptığımız sostan hemen iyice. Evet. Ve evet. Arka yüzü şöyle üstlerinden aksın. Kemiğe doğru aksın. Bol bol. Bu hemen fırına. Fırınım 200 derecede altlı üstü fanlı olarak çalışıyor. Harika. Tam 2 gündür marinede yatıyorlar. Lokum gibiler. Hemen fazlasını alalım. Evet. Şimdi bakın. Eti hemen yine test edelim. Zaten kuzu eti yumuşak olur değil mi? Bunu zaten yumuşatmaktan ziyade aromasını alsın diye, müthiş lezzetli bir et diyelim diye yaptık. Bu marineyi daha önce de söylediğim gibi diğer videoda bütün etlerinizde kullanabilirsiniz. Hem yumuşatır hem inanılmaz aroma verir.
marine yapmanın 3 temel kuralı vardır. Bizim için şu andaki en önemli temel kural marinenin aroma vermesi. Ama ister istemez etimiz de yumuşamış, görüyor musunuz? Artık neredeyse ısırıp pişirmeden bile yiyebilirim. Bakar mısınız şuna? Bakın şimdi hiçbir güç uygulamadan. Bakın hiçbir güç uygulamıyorum. Eti deleceğim neredeyse. Hatta deleyim mi? Bakın hiçbir güç uygulamadım, görüyor musunuz? Ama eti daha fazla mundar etmeyelim. Burada sırasını beklesin. Hemen biberiye. Çay kaşığı kadar. Harika. Bir tutam kekik kırarak. Bir çay kaşığı sarımsak tozu. Bir çay kaşığının 3'te 1'i kadar karabiber. Buna limon atmıyoruz. Kesinlikle hayır. Ve yine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz. Patates tuzu sever. Şöyle bir karıştırın. Harika. Bu patates için, bu da dan elikler için yeniden yağlayacağız, takviye yapacağız. Toplam 26 dakika oldu, 27 dakika oldu. Patatesler hazır. Yavaş yavaş keyfim yerine gelmeye başlıyor. Hemen şöyle bir kağıt havlu. Çünkü patatesleri ıslak istemiyoruz. Burada patatesleri kurutmak önemli. Yani sırılsıklam olmasın. İstediğim bu. Sırılsıklam değilse benim için yeterli. Sıra dana iliklerde. Şöyle istiyorum. Bu arada inanılmaz sıcak. Devam. Harika. İliklerin yağı. İstesek başka yerde bulamayız. Şöyle bir çevirelim. Nasıl? Şunu da çevirelim. Evet. Patatesler inanılmaz sıcak. Yani dikkat edin bakın. Bir kez daha söylüyorum. Tepsiye dikkat. Kaşık ya da spatula ile size kalmış patatesleri bastırın. Evet, istediğim bu. Sadece bastırın. Esas olanlar. İliklerin yağını görüyor musunuz? Şimdi patatesleri iyice sosla bulayım. Bütün kekik, biberiye hepsi içine geçsin. Harika. İliklerin sosundan takviye. Müthiş. Bir kırmızı biber renk versin. Görüntü nasıl? Tablo gibi oldu, değil mi? Tadı daha da felaket olacak. Cazır cuzur, cazır cuzur, tablo gibi. 27-28 dakika hazır. Artık süremizi kapatabiliriz. Şu da bonusu ama bununla işimiz yok. Bu kendimizi şımartmak için yaptık. Nasıl? Söylediğim kadar var değil mi? Şunu bir restoranda masanıza söyleseniz nasıl bir fiyat isterler sizce? Artık şunun bir tadına bakalım. Hak ettik. Ama önce şunu yaparak başlamak istiyorum. Şu yavruları şöyle alalım. Şunu şöyle çevirelim. Açın ağzınızı. Evet. Şimdi bu nasıl yenir? Aynen şöyle yenir arkadaşlar. İliği alırsın. Şöyle yayarsın. Az bir şey tuzlarsın. Bütün keyfim yerine geldi. Saat 3 oldu, hatta 3.30'a geliyor ama bütün can sıkıntım gitti. Açın ağzınızı. Nasıl damlıyor? Nasıl sulu? Görüyor musunuz damlamaları? Nasıl sulu?
Açın ağzınızı. Böyle bir şey olmaz ya. Yan oyuncular. Hani güzel olmuş demek buna büyük haksızlık olur. Eğer et severseniz şu tarifi muhakkak yapmalısınız. Muhakkak. Şunu normal bir restoranda, hatta lüks restoran demiyorum bak, normal bir restoran, şunun maliyeti ne olur sizce? Hele Nusret'te falan filansanız fiyat vermeye bile gerek yok. Deneyin, denemeyen pişman olur. Eğer tarifi beğendiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Tekrardan herkese selamlar.